Şimdi biliyorsunuz 6-8 Ekim olaylarında Selahattin Demirtaş'ın sokağa çıkın çağrısı, hani Kobani olaylarından ötürü sokağa çıkın, sokağa çıkanları da destekleyin çağrısından sonra 37 kişinin katliamını gerçekleştiren HDP'li Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ şu an tutuklular, içerideler biliyorsunuz. Ve bu sokak eylemlerine destek olan eski HDP milletvekillerinin de şu anda tutuklanarak ifadeye çağrılması, götürülmesi hemen ortak işbirlikçileri, destekçileri, CHP'lileri bir ayaklandırdı. Birden hemen savunmaya, CHP'nin yardımına koşmaya başladılar. Şimdi sosyal medyada ve Facebook'ta, YouTube'da buna benzeri bir sürü sitelerde HDP'nin ve Kandil'in destekçisi, yardımcısı ve bu HDP'yi meclise sokan AK Parti'ymiş. Bana böyle hep böyle yorumlar, mesajlar atıyorlar da şimdi onlara delili ispatlı göstereyim de görsünler. Bakın şimdi bak, hepsini bir bir resimlerini tek tek göstereyim. CHP'den Kobani olaylarına karışanlara, gözaltına alınanlara HDP'nin destek, HDP'li isimlere destek çağrısı, CHP'nin sözcüsü. Şimdi bu gözaltına alınan, bakın kimler var gözaltına alınanlar içerisinde, görüyorsunuz değil mi? Bakın şimdi burada da Iğdır'ın HDP pusuya Iğdır'da hain pusuya pusuyu kurup 13 polisimizi şehit düşüren kahpeler, birisi muhtar, devlet maaş veriyor diye, görüyorsunuz değil mi? Bakın 13 tane polisimizi şehit eden şerefsiz gözaltına alıyor. Görüyorsunuz. Bir tanesi de muhtar, bunun bir tanesi de muhtar. Şimdi bir resim daha göstereyim size arkadaşlar. Bu resmi de bakın. Bu resmi görüyorsunuz. Ramazan kardeşimiz hep zaten böyle araştırıp güzelce resimlere, yani kendi yorumunu da, değerli yorumunu da katıyor. Görüyorsunuz ilk bakışta ben bu kadının DHKPC örgütü üyesi olduğunu sandım diyor. Tabi doğru, gördüğünüz gibi meğer kimmiş? Tabipler Odası Başkanı. Tabipler Birliği Başkanı. Türkiye'nin Tabipler Birliği Başkanı yani. Hani bu CHP'liler durmadan sosyal medyada imamlara, hani hep durmadan cami imamlarına hakaretler, iftiralar, küfürler, salvalar yapıyorlar diye, hani diyorlardı o kadar maaşınızı alıp da yiyip içip yattınız, bu kadar maaş alıp alana kadar, yani bu imamlara bu kadar parayı harcayana kadar devlet tıbba, ilaca ve hani bu bilimsel, hani laboratuvarlarla ayırsaymış bu parayı, maddiyatı, bugünkü koronavirüs aşısını kolaylıkla bulabilirmiş. Ama bu cami imamlarına yatırmış olduğu bu para hüzür-ü masrafmış. Halbuki onun görevi ne? Cami imamı. Bu Tabipler Birliği Başkanı'nın ne? Doktorların, hemşirelerin ne kadar bu hastane çalışanları, hizmetlileri varsa hepsi bunlara bağlı ve aidat ödüyorlar. Bunlara para akıtıyorlar. Bunlar da HDP'lilerle, CHP'lilerin arka bahçesi olarak işlerine devam ettiriyorlar. Hep hükümete saldırıyorlar. Türkiye'nin yapmış olduğu her türlü ülkenin geleceği ve menfaati için yapmış olduğu operasyonlar, hepsine karşı bunlar. Kendileri de Tabipler Birliği, Türk Tabipler Birliği. Adı Türk ama kendisi hayatta Türk değil. HDP'nin arka bahçesi bunlar. Aslında bunlara ayrılan bu paralar, bu bütçe, aslında bu paralar aslında haram. Gerek yok bunlara. Bu paralarla eğer ki havuz yapılsaydı, toplansaydı bunlara harcanan para, belki işte o zaman koronavirüsün önlemini, aşısını bulabilirdik. Ama işte bunların bulması gerekiyor. İmamların değil, bak, imamların işi değil aslında o virüsle alakalı laboratuvar çalışmalarını gerçekleştirecek ve o aşıyı araştıracak kişi imam değil. Anladınız mı? Hastalandığınız zaman siz hastasınız ya, başınız ağrıyor ya, hastaneye gidiyorsunuz, berbere gitmiyorsunuz, değil mi? Size mesela sebze lazım, sebze alacaksınız, ayakkabı dükkanına gitmiyorsunuz. Ayakkabı alacaksınız mesela, ayakkabı ihtiyacınız var. Ayakkabı alacaksanız öyle markete gitmiyorsunuz. Her şeyin bir usulü, bir hani mesleği var.
O hani alay ediyorlardı. O kadar imamlara ne gerek var diyordu. Onlara harcanan parayı diyordu. İşte bunlara harcanan paraya ne gerek var? Bu paralar harcamasak eğer bu paraları biriktirsek şimdi bu koronavirüsün aşısını bulabilirdik. Gereksiz yere o kadar paramızı çarçur ettiler, ziyan ettiler. Bir de Garap Paylan diye bir iki yüzlü HDP milletvekilimiz var biliyorsunuz arkadaşlar. Azerbaycan ve hani Azerbaycan ve Ermenistan arasında çıkan çatışmada biliyorsunuz tweet attı. Karabağ'da Ermenistan Azerbaycan güçleri arasında büyük çaplı çatışmalar oluyor. Ülkemizin demiş bak ülkemizin derken ilk defa ülkemiz demiş burada. Hayatında ilk defa yani ülkemizin bu yangına benzin döken taraf olmaktan vazgeçmelidir diyor. Ülkemiz derken bugüne kadar hayatta Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında kendisini görmeyen bu iki yüzlünün ilk defa ülkemiz dedirttirdik ya bu bile bir büyük başarı. Bu savaşın kazananı olmaz ama kaybedeni Ermeni ve Azeri halklar olacaktır. Ateşkesin sağlanması için sorumluluk alalım. Allah Allah ateşi Azerbaycan mı başlattı ya? Biz niye sorumluluk alıyoruz? Kim başlattı? Ermenistan. Sen Ermenistan'a desene durup durduk yere ne diye saldırıyorsun diye. Ne diye işgal ediyorsun desene. Şimdi Ermenistan saldırdı arkasından Azerbaycan'da çok güçlü bir şekilde cevap verdi. Taarruza geçti. 6-7 tane köyü aldı. 5-6 tane dağı önemli hakim olan dağları ele geçirdi. Kaçmak zorunda kaldı Ermenistan. Ateşkesi sağlamamız lazım diyor bak. Sorumluluk alalım diyor bak. Sanki biz başlattık. Sanki Azerbaycan başlattı. İşte bunlar böyle iki yüzlüler. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.